Herkese merhabalar. Bugün sizlere motosikletin durduğu esnada ya da yavaş sürüş esnasında o denge noktasının, sıfır noktasının ne kadar önemli olduğu ve bize ne kadar faydası olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Motosikletimiz durduğu ya da yavaş sürüş esnasında aslında motosikleti denge noktasında tuttuğunuzda hiç zorlanmayacaksınız. Çok az bir kuvvet harcayarak motosikletinizi dengede tutabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi motosiklet yan ayakta. Beraber isterseniz gelin bir de deneyelim. Dik pozisyonu alalım. Şimdi farklı çeşitlerde deneyelim. Örneğin şurada depoüstü çantayı bağladığım nal var. Buradan tutarak bir şekilde motosikletimi dengede tutabiliyorum. Şurada gördüğünüz gibi iki parmakla yine aynı şekilde gidondan dengede tutabiliyorum. Ya da şu şekilde aynadan. Ama bıraktığım zaman motosiklet dengede kalmıyor ve bir şekilde devriliyor. Buradan şunu görüyoruz. Aslında doğru denge noktasını, o sıfır noktasını yakaladığınızda motosikletinizin ağırlığı önemli değil. Şu anda gördüğünüz motosiklet benim normalde de kullandığım motosikletim. 220 kilonun biraz üzerine bir motosiklet olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiç kuvvet harcamadan dengede tutabiliyorum. Bu bize neyi gösteriyor? 1. Motosikletimize trafik esnasında durduğumuzda ayağımızı yere koyarken motosikleti en yakın olacak şekilde koyalım ki motosiklet dik kalsın ve sola devrilmeye çalışmasın. Bazı kullanıcılarımız ayağını çok açarak koyduğunda bacağı çok yük biniyor ve yorgunlukla bir şekilde bacak gücü yetmeyip devirme ihtimaliniz var. İkincisi de yavaş sürüşte de bunu yavaş sürüşle ilgili eğitimlerde de hep bahsettiğimiz gibi motosikleti dik tuttuğumuz zaman denge noktasını sağlandığında sağa ya da sola devrilmeye çalışmayacak. Dolayısıyla bunu sürüşlerinizde dikkate alıp hatta biraz da pratik yaparsanız göreceksiniz ki yavaş sürüş yaptığınız trafikli yollarda ve durduğunuz zamanlarda çok daha rahat edeceksiniz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum.